Haber Peşinde'den herkese iyi akşamlar. Bugün stüdyoda değerli bir konuğum var. 11 Şubat'ta HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde HDP eş başkanı olarak seçilen Pervin Buldan stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Karmaşık bir süreç, tatsız bir süreç ve giderek bu tatsızlığın yoğunlaştığı bir süreç. Hepsini konuşacağız aslında ama şüphesiz umudumuzu da kaybetmiş değiliz. Sorular hazırladım elbette size. Bunlardan bir tanesini sormak istiyorum ve dışarıdan başlayarak sormak istiyorum aslında. Afrin hala gündemde çünkü savaş devam ediyor. İlginç bir şey oldu. Dün ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bir savaş ve fetih tanımlaması yaptı. Bunun anlamı ne? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Afrin Kürtler açısından önemli bir yer. Ve bugün Afrin'e başlatılan işgal girişimi aslında Kürtlerin yıllardır karşı karşıya kaldığı bir yok etme, tasfiye etme operasyonu olarak da değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meseleye öncelikle Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak adına başta ifade ettiği sözlerle başlamak lazım. Çünkü ilk Afrin'e giriş, Afrin'i işgal meselesi Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin aslında bir bütün olarak ifade ettiği sözler Türkiye'ye bir tehdit olarak algılandığı ve oradan sınır güvenliğini korumak adına yapılan bir girişim olarak, bir işgal girişimi olarak ifade ediliyordu. Ancak son zamanlarda artık Cumhurbaşkanı'nın bir savaş gözüyle baktığı, çünkü aslında gerçekten de bir savaş. Artık bugün kendileri bile bunun adını bir savaş olarak tanımlıyorlarsa ortada çok ciddi düşünülmesi gereken bir mesele olarak duruyor. Çünkü savaş iki tarafın karşılıklı çatıştığı süreçlerdir. Sonuçta karşı tarafta yapılan bir şey yok ya da Türkiye'ye tehdit oluşturacak herhangi bir şey olmadığı halde kendi sınırları içerisinde değil başka bir ülkenin topraklarına girmek bir savaş anlamına gelir elbette ki ve orada öldürülen sivillerin, çocukların, çok sayıda sivilin ve çocukların ölmesi de bu savaşın sonuçlarından kaynaklıdır. Ölen sivil sayısını, özellikle çocuk sayısını, yani ayırmak mümkün değil tabii ama telaffuz etmek mümkün mü? Bir rakam vermek mümkün mü? Ya son aldığımız bilgilere göre 500'e yakın sivilin yaşamını yitirdiğine dair bilgiler var ama bunun hani net olarak elimizde bir sayı olmadığı için giderek artan bir şey olarak da görmek lazım. Çünkü bugün hala devam eden bir girişim var, bir savaş var. Dolayısıyla bunun giderek artacağından da kaygılarımız oldukça fazla. Çünkü orada sivil halk var ve sivil halk günlerdir oraya başlatılan girişime rağmen, bir işgal girişimine rağmen orayı terk etmediler. Çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle orada bir direniş sergiliyorlar aslında ve bu direniş aslında çok kıymetli, çok da anlamlı. Çünkü bugün dünya aslında Afrin'i yalnız bıraktı. Orada sadece sivil halk direniyor. Dolayısıyla o sivil halkın toplu katliamın belki de gerçekleşmesinden duyduğumuz bir kaygı var. Dolayısıyla hani elimizde net bir sayı olmamakla birlikte giderek artacak olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun için aslında hani Afrin önemlidir diyoruz ve Afrin'le ilişkin Türkiye'nin ciddi anlamda bir geri adım atması gerektiğini ifade ediyoruz. Yani bu girişimden vazgeçmesi gerektiğini ve yapılan çağrılara kulak vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun dün itibariyle yapmış olduğu bir açıklama var. Afrin'i terk etmeleri, askerleri geri çekmeleri yönünde. Ama buna Türkiye ne yazık ki her zaman olduğu gibi üç maymunu oynayan ve kabul etmeyen bir anlayış içerisinde. Yok hükmünde yok hükmünde sayılan açıklamalar var. Bu yani Türkiye'nin gittikçe aslında dünyaya karşı bir söz dinlemeyen, isyan eden ya da
baş kaldıran bir tavrı var. Hiç bu işine mi geliyor acaba AKP var. Ve Erdoğan'ın iktidarını? Şimdi AKP ve Erdoğan elbette ki kendi iktidarını korumak adına aslında iktidara geldiği günden beri dünya ülkelerine hep işte Türkiye'yi ve kendilerini her şeyin sahibiymiş gibi gösteren bir tavır içerisindeler. Oysa bugün hani Türkiye'nin her anlamda hem komşu ülkeleriyle olan ilişkileri açısından hem de Türkiye'nin iç meselesi olarak aslında çok kötü bir durumda olduğunu da ifade etmek lazım. Buna rağmen bu yapılıyor. Yani gittikçe zorlaşan bir iktidarın ayakta durmak adına hem dünya ülkelerine vermiş olduğu cevap, onlara karşı almış olduğu tavır, hem de komşu ülkelere başlatmış olduğu işgal, girişim vesaire savaş politikalarının ben hani bundan sonra da belki farklı şekilde bunu devam edebilecek ama. Bunu soracağım Sayın Vekilim. Evet. Bunu soracağım. Bu soruyla bağlantılı başka bir şey daha soracağım. Bunu tutalım hafızamızda. Şimdi tabii söyledikleriniz şu açıdan çok önemli. Hani oradan bir saldırı olmadan bir savaş açıldı. Ama biz yıllarca sınırda gazetecilik yapan insanlar olarak işte IŞİD'in elindeyken o bölgeler, Akçakale'nin karşısı, işte Urfa'da olanlar, Harran'da olanlar bu savaşın yapılmadığını, bu mücadelenin yapılmadığını çok net bir biçimde de gözlemledik. Bunu bir dipnot evet. olarak koyalım. Şimdi yine ilginç bir şey oluyor aslında. Artık yaşamını yitiren askerlerden çok fazla söz edilmiyor. Bir tarafı tabii kamuoyunda bunu gizlemek açısından önemli. Bunun yerine karşı tarafta ölen kişi sayısından sıklıkla söz ediliyor. Hatta tüylerimizi diken diken eden açıklamalar oluyor. İşte inşallah sayı akşam üstüne doğru evet. 3000'e ulaşacak. Bunun üstüne şunu koyalım. İşte çocuklara, askeri elbiseler giydirilen çocuklara şehit olduğunda üstüne evet. bayrağı örteceğiz evet. lafları. Yani bir ölüm güzellemesi. Şimdi toplumun gerçekten de çürümekte olduğunu bu sözleriyle birlikte görüyoruz. Ve ben bir tehlike daha görüyorum. Kürtler ve Türkler arasındaki o duygusal çatlak en azından biraz daha fazlalaşıyor. İzlenimi alıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl toparlanır bu iş söylediğim gibi ise de? Evet, aynen söylediğiniz gibi aslında tabutlar üzerinden, ölümler üzerinden yapılan bir hamaset var açıkçası. Yani AKP hükümetinin bugün yapmış olduğu şey tamam anlamıyla bu. Ve her gün işte yeni yeni sayılar verilerek Afrin'de yaşamını yitiren insanların işte şu kadar insan öldü, inşallah akşama bu sayı artar gibi ifadelerin Türkiye'yi yöneten bir iktidar tarafından özellikle neyden beslendiklerinin aslında açık bir ifadesidir. Hmm. Ve asker ölümlerinin gizlendiğini de biliyoruz. Çünkü kapılara giden tabutlardan artık insanlar rahatsız oluyor. Yani bu Türkler açısından elbette ki çok böyle ifade ediliyor. Ve asker yakınlarının ölümlere tepki gösterdiğini de biliyoruz. Fakat bunlar kamuoyundan gizleniyor. Bir de şunu biliyoruz Sayın Vekilim. Aslında özel harekatla sözleşmeler evet, imzalandığını evet, biliyoruz biz evet, değil mi? Sözleşme yapılarak zaten gönderiliyor. Ama buna rağmen bir rahatsızlık var ve gittikçe kutuplaşmanın yaratıldığı bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Elbette ki Türkler rahatsız olduğu kadar bu süreçten Kürtler de rahatsız. Yani sadece kapıya giden cenazelerden, kapıya giden tabutlardan bahsetmiyoruz. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda da Türklerin rahatsızlığı var. Çünkü savaşa aktarılan bütçe yoksulun, işçinin, emekçinin, Türk toplumunun ekmeğinden kesilen bütçe. Evet. Dolayısıyla hani o kutuplaşma yaratılırken aslında bir taraftan da hani sadece cenazeler üzerinden değil ama o işçinin, emekçinin, kadınların ve yoksul halkın sofrasından kesilen ekmeğin, işin, aşın da çok farklı bir şekilde öfkeye neden olduğunu biliyoruz.
O yüzden AKP hükümeti iktidarını elde tutmak adına bu savaşları başlattı biliyoruz ama Türkiye toplumu bundan çok rahatsız. Yani sadece Kürtler değil, Türkiye'de yaşayan Alevi toplumu, Türkiye'de yaşayan Ermeniler, Süryaniler, Türkiye'de yaşayan farklı mezhepler, farklı kimlikler, bütün bunlar bu yaşanan savaştan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Dolayısıyla ben hani AKP hükümetine belki şu anda çok ciddi bir anlamda Türkiye'de bir tepki gelişmiyor. Niye gelişmiyor? Çünkü olağanüstü hal koşullarında Türkiye ve kanun hükmünde kararnamelerle barışı savunan herkesin gözaltına alınıp cezaevine konulduğu bir süreci yaşıyoruz. Aslında Türkiye'de Suruç'tan beri bu süreci yaşıyoruz biz, değil mi? Elbette ki öyle ama hani bu en azından Afrin meselesi ya da 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra darbeyi kendi lehine çevirmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Allah'ın lütfu. Evet, yani öyle bakılıyor. Çünkü bunu kendi lehlerine çevirmek için hem olağanüstü hal ilan edildi hem de işte kanun hükmünde kararnamelerle bir yığın insan, milyonlarca insan işinden edildi, kamudan ihraç edildi ve cezaevine konuldu. On binlerce insan yani işte siyasetçisinden tutalım aydınına, yazarına, akademisyenine kadar. Dolayısıyla bütün bunlar bence hani şu anda bir tepkinin olmaması bütün bunlardan kaynaklı, ancak önümüzdeki seçimlerde aslında insanlar buna tepkilerini çok açık ve net olarak seçimler gösterecekler. Sonra gireceğiz. Peki. Şimdi aynen, aslında çok şey gidiyoruz, başat gidiyoruz, paralel gidiyoruz. Süren bir çatışma iklimi ve biz bunun AKP'ye yaradığını, Erdoğan'a yaradığını biliyoruz. Adeta bir kural gibi oldu işte. Bunu keşfetmişlerdi ama 7 Haziran 1 Kasım'da taşlandırdılar bunu. Fakat şöyle de bir şey görüyorum ben. Bu çatışma ikliminden tabii en çok Kürtler zarar gördüler. Her patlamadan Kürtler zarar gördüler. Fakat bunu sadece Kürt düşmanlığı olarak da okumuyorum. Yani AKP ve Erdoğan iktidarı aslında kimden besleniyorsa onunla ittifak yapıyor. Kimden zarar görüyorsa onunla düşman oluyor. Dolayısıyla şöyle bir korkum var. İşte temin mesela Aleviler lafını söz ettiğiniz, üzerine sekülerler koyalım. Sıra birilerine daha gelecek mi? Ve ikinci bölüm bu sorunun, AKP artık buradan kendisine ekmek çıkmadığını anlayıp, anlattığınız gibi toplumsal tabandan, mecburen barışa mı dönecek? Ya açıkçası yapmış oldukları ittifaktan ben hani şu anda barışa yönelik bir mesaj almıyorum. Çünkü tamamıyla Kürt düşmanlığı üzerinden yapılan bir ittifak var. MHP ile yapılan ittifaktan bahsediyorum. Çünkü MHP'nin zaten Kürtlere bakış açısı, Kürt sorununa bakış açısı ortadayken, milliyetçi cepheyi kendi yanına alıp AKP tekrardan bir barış sürecini ya da bir Kürt sorunu meselesini şu aşamada gündemine alamaz diye düşünüyorum. En azından seçimlere kadar. Bu cevap çok önemli benim evet, için. Yani hani şu anda onun bir havası yok. O atmosfer yok açıkçası Türkiye'de. Fakat yani Erdoğan'ın yarın öbür gün ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir de böyle bir şey var. Çünkü her gün fikir değiştiren, her gün işte güne uyanırken çok farklı şeyler söylüyor ama ertesi gün başka bir şey söyleyen bir şey. Ruh haliyle alakalı bence. Yani bugün işte Kürtleri karşısına alıp Kürt düşmanlığı üzerinden kurulan ittifakın yarın kendisine yaramayacağını sezdiği anda o ittifakı bile bozabilecek bir şahsiyet. Dolayısıyla ben Türkiye toplumu hani bugün itibariyle AKP hükümetine karşı Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını çözme açısından hani başında verilen o çek vardı, işte bir çek vardı AKP hükümetine verilen, hem Kürt sorununu çözme açısından hem kadın meselesi açısından, barış ve müzakere süreci açısından, ancak geldiğimiz noktada insanlar aynı şeyi düşünmüyorlar artık. Özellikle Kürtler açısından ifade etmek isterim ki Afrin meselesi özellikle
Kürt halkı üzerinde çok büyük kırılmalara sebep oldu. Çünkü AKP'ye çok yoğun Kürt tabanından oy veren insanlar var. Ekonomik sebepleri var, farklı sebepler var. Bölgede belki bundan çok fazla bahsedemeyiz ama Türkiye'nin metropollerinde yaşayan Kürtlerden AKP hükümetine çok sayıda oy veren Kürt var. Ancak biz yaptığımız ve gözlemlediğimiz kadarıyla Afrin meselesinden sonra özellikle Kürt tabanı açısından söylüyorum. Metropollerde yaşayan Kürtler için söylüyorum. İnsanlar çok büyük bir kırılma yaşadı. Her şeyi bir yana bırakıp bizim kardeşlerimiz, bizim insanlarımız Afrin'de katlediliyorsa ve bunu AKP hükümeti eliyle eğer devlet yapıyorsa biz burada ciddi bir şekilde düşünmek zorundayız. Ve bu düşünme süresi elbette ki çok uzun sürmeyecek. Önümüzdeki işte hem seçimler hem farklı Nevroz var. Örneğin işte 21'inde yapılacak olan Nevroz aslında bizim açımızdan çok önemli. Türkiye açısından önemli. Kürdistan'da kutlanacak olan Nevroz'da insanlar Afrin'e sahip çıkmak adına meydanlara çıkacak, alanlara çıkacak. Bütün bunlardan bence AKP hükümetinin çok iyi mesajlar çıkarması gerekiyor. Özellikle Nevroz için söylüyorum. Bunun da ben AKP-MHP ittifakının hani seçimlerden sonra çok çabuk dağılabileceğini gözlemliyorum. Çünkü gerçekten böyle gitmez. Böyle gitmemeli zaten. Yani Kürt düşmanlığı üzerinden Kürtleri tasfiye etmek adına ve Kürtleri yok etmek adına yapılan bütün girişimler hepsi boşa çıkar. Şimdiye kadar Türkiye'yi yöneten herkes bunu denedi. Çiller döneminden tutalım, Mehmet Ağar sürecini biliyoruz, Kenan Evren dönemlerini biliyoruz, 90'ları yaşadık, 95'leri yaşadık. Bütün bu süreçlerde Kürtleri inkar edenler, Kürtlere zulüm edenler, Kürtleri yok sayanlar ve Kürtlerin katliamına neden olan yapılar ya da iktidarlar şu anda hiçbirinin esamesi bile okunmuyor. Hiçbiri yok ortada. Dolayısıyla AKP'nin gidişatı da bunlara benzeyecek. Ve Kürtlerle ilgili işte Kürt halkının dilinin, kimliğinin, eşitlik ve özgürlük taleplerinin dikkate alınmadığı hükümetler ya da iktidarlar gitmeye mahkumdurlar. Bunu böyle ifade etmek isterim. Kısacası ben Türkiye toplumunun AKP'ye ve AKP-MHP ittifakına en yakın zamanda iyi bir cevap verebileceğini düşünüyorum. Bu da tabii elbette ki bizlerin yapacağı çalışmalar, bizlerin bunu halka anlatması ve yapacağımız etkinliklerde, halk buluşmalarında halkımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Elbette ki herkes her şeyin farkında ancak bizlerin böyle bir görevi var ve bu görevi insanlara anlatmak adına da en kısa zamanda halkla buluşmalarımızı gerçekleştirip AKP-MHP ittifakını boşa çıkaracak ve seçimlerde büyük bir başarı elde edebilecek bir girişim içerisindeyiz şu anda. Önceki gün ittifak yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Evet. Şunu merak ediyorum, yani neyi soracağımı anladınız aslında. Görece geniş bir dönemde hiç seçim kazanamayan bir muhalefet ve bir rahatlık aslında. Ve bunu sadece Kılıçdaroğlu özelinde de sormuyorum. Yanlış anlamasın kendisi. Biz de zaman zaman hani bu rahatlık değil de biraz topluma umut vermek adına. Aynı şey HDP'de de. Evet, biz kazanacağız. Az önceki sizin konuşmalarınız, evet. Halk yoruldu, AKP gidecek. Evet, teoride bunu söylüyoruz ama ne yazık ki bir gerçeklik olarak ifade edersem de pratikte bugün bunun bir karşılığı yok. Yani çok net ortada, oylarımızı çalmayı yasallaştırdılar. Her türlü eli sopalı seçim tekniğini deneyecekler ve işte o süreçte insanlar üzerinden, İnsan ölümü üzerinden oy devşiren bir iktidar partisi. Kazanmak gerçekten çok zor görünüyor bana. Yani ilk defa yapılan bir şey değil. Evet, ifade ettiğiniz şeyler hepsi yaşandı, oldu.
Yani Türkiye... Ama kurumsallaştı. Evet, Türkiye'nin hemen hemen bütün seçimleri, yani Türkiye tarihinde yapılan bütün seçimlerde usulsüzlükler, oy çalmalar, haksızlıklar, hukuksuzluklar her zaman yapılan bir şeydi. Fakat bugün itibariyle artık bu yasal bir güvenceye alındı. Yani usulsüzlüğü yapmak artık suç değil. Yani insanların gözü önünde polis girecek sandığın başına, işte asker gelecek mülki arkan sandıkları değiştirecek. Yani onu yapma hakkı var. İşte geçersiz oyların sayılması meselesi var. Yine sandığı koruyacak olan sandık başkanlarının tamamıyla kamuda görevli olan ama AKP'ye yakın olan, çünkü kamuda artık muhalefet adına kimse kalmadı. Çünkü herkes ihraç edildi. Dolayısıyla tüm kamu yetkilileri AKP'li. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman şunu ifade etmek istiyorum. Yani Kürtler bir kere sandıklara sahip çıkma meselesinde artık çok politikleştiler. Yani... Evet, bu biraz zor olacak, belki bu dönem açısından zor olacak ama geçmişte de bu tür şeylerle karşılaşıyorduk biz. Yani özellikle bölgede ve kırsalda, hani metropoller açısından Türkiye çok halkları ifade aslında sandığa sahip çıkma konusunda evrimleşti sanki. Evet, yani biraz öyle gerçekten. Hani herkes artık oyuna sahip çıkıyor. Ama bir yandan da çıkamadık. Son. Evet, doğru, ama bu ya bu dönem, çünkü Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını belirleyecek olan bir dönem olduğu için önemli. Çünkü AKP'nin ya da başkanlık sisteminin devreye gireceği, otoriterleşen, tek adamlaşan bir rejimin aslında hani sultanizm ifade edildiği, diye ifade evet, edilen yani bir rejim. Sarayın hükmünde bir Türkiye'nin olacağı bir seçim olarak bakıyoruz biz bu seçimlere, 2019'da yapılacak olan seçimlere. Belki de 2019 değil, bir erken seçimle karşı karşıya kalacağız, bu da ayrı bir şey, ama bütün bunlara rağmen ben Türkiye toplumunun da, yani hani sadece Kürtler değil, Türkiye toplumu sandıklara sahip çıkacak. Yani biz bu güvenceyi halka vereceğiz. Sandıklara sahip çıkmazsak, evet, böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Tekleşen, otoriterleşen, işte Türkiye'yi farklı noktalara getirecek olan bir sistemi mi tercih edeceksiniz? Yoksa oyunuza ve sandığınıza sahip çıkarak işte demokratikleşmek isteyen, özgürlükleri vaat eden, eşitliği vaat eden, barışı vaat eden bir yapının hakim kılınmasından mı yana olacaksınız? Bence insanlar ikincisini tercih edecek ve oyuna da sahip çıkacak, sandığına da sahip Tabii çıkacak. Bir de boykot seçeneği üzerinde çok fazla duruyoruz. Biraz da yanlış anlaşılıyor galiba. Yani ben boykotu kişisel olarak sandığa gitmeme meselesi olarak görmüyorum. Bir mücadele süreci olarak görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir seçenek midir boykot? Ya şimdi parti olarak elbette ki her siyasi partinin iktidar olma gibi bir hedefi vardır. Ve bu hedefler doğrultusunda siyaset yapılır ve çalışmalar yürütülür. Elbette ki seçimlerde yapılan usulsüzlüklere karşı ve yapılacak olan her türlü engelleme ve hukuksuzluklar açısından her siyasi partinin bir değerlendirmesi mutlaka olmalıdır. Dolayısıyla HDP olarak elbette ki tabandan, özellikle olağanüstü hal koşullarında bir kere nasıl seçim yapılacak, bu tartışılmalıdır. Onun dışında insanlar şuna da sesini yükseltmeli. Yani çıkarılan yasanın her türlü hukuksuzluğun ve usulsüzlüğün güvence altına alındığı bir yasayla nasıl seçim yapılacak? Bu tartışılmalıdır. Yani demokrasi güçlerinin aslında bunu gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece siyasi partilerden ibaret olmayan toplumun buna sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani boykot demek elbette ki seçimlere gitmemek, sandığa gitmemek, oy kullanmak, kullanmamak adına yapılan tartışmalardır. Ancak o anlamda bir boykot değil tabii ki. Çünkü ifade ettiğim anlamdaki boykot AKP'nin işine yarayacak bir boykottur. Evet. Yani istediği hedefe ulaşabilmesi açısından. O yüzden bence insanlar daha çok olağanüstü hali tartışmalı.
insanlar daha çok bu çıkan yasayı tartışmalı ve bunların aslında bertaraf edilmesi açısından bir toplumsal muhalefete ihtiyaç var. Bugün Türkiye'de ne yazık ki bu yok. Yani Türkiye'de demokrasi güçleri şu anda olağanüstü hali tartışmıyor ya da kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden ihraç edilen insanları tartışmıyor. Ne yazık ki. Ya da işte bu çıkan yasayı hani muhalefet olarak elbette ki parlamentoda yapılan muhalefet var ama tabana bunu yaymak, tabandan bunun sesinin çıkmasını sağlamak yönünde bir eksikliğin olduğunu kabul ederim. O yüzden ben insanların daha çok buna karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum ve ifade ettiğiniz anlamda boykot bu olmalı. Olağanüstü hal kalkmalı. Bu yasa mutlaka değişmeli. Bu yasayla seçime girilmemeli. Demokratik bir seçimin önünün açılması gerektiği yönünde görüşlerin, düşüncelerin ve eylemselliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında toplumsal muhalefetin bu gücü var ama daha ziyade itici bir güce ihtiyaç duyuluyor. Yani şimdi kolu kırık bir, kolu kanadı kırık bir HDP var. Bir de gündemden zaman zaman çok fazla kopan bir CHP var. Şimdi ben de bugünkü yazımda bunu yazdım. Yani Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi seçim güvenliği. Yani bunun dışında sünni gündemler üretmek çok fayda sağlamayacaktır. Ve bu seçim güvenliği meselesini bu ittifak yasası belki de iptal edilene kadar gündemde tutmalı ve toplumsal muhalefeti örgütlemeliyiz diye düşünüyorum. Türkiye'nin en önemli sorununu alt alta koysanız ne olur bunlar? Şu anda yani Türkiye'nin elbette ki en önemli sorunu bir kere barış sorunu. Yani yaşatılan iklim, şu andaki çatışmalı süreç, savaş meselesi. Öncelikli olarak bu. Çünkü barışın hakim olmadığı bir ülkede demokratikleşmeden asla söz edilemez. Ya da barışın hakim olmadığı bir ülkede çok sağlıklı ortamlarda seçimler yapılamaz. Dolayısıyla birinci mesele bence barış meselesidir. Yani Türkiye'nin gündemine alması gereken ilk öncelikli meselesi barıştır. Onun dışında elbette ki seçimler, çünkü önümüzdeki yılları belirleyecek olan bir seçim, hani biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Seçim güvenliği, insanların özgür iradeleriyle oy kullanmaları, bu ikinci mesele. Üçüncü mesele de bence tıkalı olan siyaset kanallarının acilen açılması. Bugün Türkiye'de siyaset yapan ancak her türlü yolların tıkatıldığı, milletvekillerinin cezaevinde olduğu, belediye başkanlarının cezaevinde olduğu, belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı ve bu kayyumlar eliyle yapılan usulsüzlükler, hırsızlıklar adına ne derseniz deyin bir sürü mesele var. Dolayısıyla tıkalı olan demokratik siyaset kanallarının da öncelikli olarak açılması gerektiğini belirtmek isterim. Bu üç mesele bence bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri. Tabii ki buna bağlantılı olarak ya da bununla bağlı olarak ekonomik mesele de. Hani Türkiye'de işçinin, emekçinin, yoksulun, bütün bu kesimlerin ekonomiden görmüş oldukları zarar. Çünkü bütçeyi savaşa aktaran bir iktidar var. Bununla birlikte de işte insanların ekmeğinden, işinden, aşından olduğu bir süreç var. İhraç edilen akademisyenler, aydınlar, yazarlar ve milyonlarca insanın bir mağduriyeti var aslında. Hani bunları çözmek adına iktidar bence kafa yormalı. Yoksa diğerleri hepsi işte AKP'nin kendi iktidarını büyütmek için yaptığı ve kendi iktidarını ayakta tutmak için yaptığı girişimlerdir. Savaş meselesi budur, işte olağanüstü hal budur, kanun hükmünde kararname budur. Bunları yaptığı zaman Türkiye ne yazık ki kendi iç sorunlarını çözemeyen,
ama dış ülkelere karşı da büyük bir güvensizlik uyandıran bir ülke konumundadır. O yüzden de hani ben Türkiye'nin acil çözülmesi gereken meselelerini böyle sıralarken şunu ifade etmeye çalışıyorum. Savaş politikalarının Türkiye'nin gündeminden çıkması lazım. Demokratikleşme adı altında yeni paketlerin hazırlanması lazım. Yine işte siyasetçilerin özellikle milletvekillerinin cezaevinde olması meselesi, acilen bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Çünkü artık Türkiye'de haktan, hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değil. Yani bir hani güçler ayrılığından bile bahsedemiyoruz ne yazık ki. Yargının, yürütmenin ve yasamanın saraya bağlı olduğu, tek insan tarafından yönetildiği bir Türkiye var karşımızda. Bununla bağlantılı olarak da siyaset yapmak için meclise giren insanların şu anda cezaevinde olduğunu biliyoruz. Yazı yazan gazetecilerin cezaevinde olduğunu biliyoruz. Bunlar hepsi başlı başına aslında tartışma konuları ve Türkiye'nin en önemli meselelerinden birkaçı olarak ifade edilebilir. Bu kadar ahlaktan söz eden bir iktidarın cezaevlerinde, kadın cezaevlerinde illa çıplak arama yapacağım diye dayatması aslında inanılmaz bir yozlaşmayı gösteriyor ve siyasal İslam tavrını gösteriyor bize, değil mi? Evet, yani hani bugün din adına konuşma yapanlar da aslında hani şöyle ifade edeyim, özellikle Diyanete bağlı olarak çalışan işte vakıflar, kurumlar, burada yaşanan tacizler, tecavüzler, çocuk istismarları, bütün bunlar aslında iktidarın ne kadar yozlaştığının bir göstergesi bence de. Çünkü gerçekten giderek artan ve önüne geçilemeyen bir anlayış hakim olmaya başladı Türkiye'de ve din adına açıklama yapan her insan bugün hani affedersiniz sapıklıktan başka bir şey değil. Aynen, yani adını ne koyarsak koyalım. Kadın üzerinden, kadın bedeni üzerinden özellikle yapılan açıklamalar, yine çocuk istismarların çok yoğun yaşandığı bir ülke Türkiye bugün ne yazık ki. Yine ifade ettiniz hani cezaevlerinde bize de gelen çok sayıda işte başvuru var, yaşanan ihlalleri anlatan mektuplar biz de alıyoruz. Çıplak aramadan tutalım. Onun dışında yani cezaevlerinde kadına yönelik baskının, kadına yönelik şiddetin, tacizlerin özellikle çok yaşandığını biliyoruz. Ama AKP iktidarı ne yazık ki bugün ülkeyi bu duruma getirdi. Sadece cezaevlerinde değil, yani yaşamın her alanında, sokakta, evinde, iş yerinde kadınların bir güvencesi yok. Çünkü Türkiye toplumu artık AKP hükümetinin anlayışıyla hareket eden bir toplum haline geldi. Hani Türkiye toplumu derken şeyi kastetmiyorum. Hani demokrat kesim ya da sol sosyalist kesimden bahsetmiyorum. Özellikle AKP'ye yakın olan çevrelerden bahsediyorum. Ve bütün bunlar yapılan uygulamalara ya da işte kadına yönelik tacizden tutalım çocuk istismarlarına kadar AKP hükümetinin bu anlamda yasaları çıkarmaması ve bir yaptırım uygulamamasından da kaynaklı. Bugün işte Türkiye'de kadınlar artık sokakta can güvenliğini sağlayamıyor. Çocuklar yurtlarda, özellikle işte gittikleri kurslarda vesaire can güvenliğini elbette ki sağlayamıyor. Bütün bunlar Aile ve Sosyal Politika Bakanı'nın hem yapmış olduğu açıklamalar hem de uygulamış olduğu sistemle alakalı bir şey. Dolayısıyla ben Türkiye'de artık hani Müslümanım diyen, dini ön plana çıkaran bir partinin, bir iktidarın bu konuda sınıfta kaldığını belirtmek isterim. Ve kendi geçmişinde diyelim ki işte AKP hükümeti ilk kurulduğu yıllarda din üzerinden, özellikle Müslümanlık üzerinden çok vaatler verdi. Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna. İşte Müslümanlığın ne anlama geldiğini, dinin ne anlama geldiğini, ama bugün aynı noktada değiller. Her anlamda bu böyle. Hadi sadece din meselesi üzerinden de bakmamak lazım bence. Bugün AKP hükümetinin geçmişte vaat ettiği hiçbir konuyu hayata geçirmiş değil.
Evet. Kürt meselesi de böyle, din meselesi de böyle, kadın meselesi eğitim de böyle, böyle, sağlık böyle, eğitim de böyle, sağlık da böyle. Yani o perspektifin dışına çıkan bir anlayış var. Dolayısıyla AKP'nin sonu en azından hani bu anlamda bile bir şeyin sınırında. Yani artık gitti gidecek diyebiliriz. Peki, biraz geriye dönelim. Bir 10 ay öncesine, 11 ay öncesine 16 Nisan 2017'deki başkanlık seçimleri ve çokça eleştirdik biz. İşte oyunu hakkını aramaya gönüllü milyonlarca insan vardı. Fakat Kılıçdaroğlu bu insanları YSK önünde toplamak yerine biz hukuk yollarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Hukuksuzluğa karşı hukuk yolu gerçekçi bir yaklaşım değildi. Siz, ben içeriden aldım, HDP'den aldım, önemli bir vekilden aldığım duyuma göre 16 Nisan akşamı CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yan yana toplumsal muhalefet yapalım mesajı gönderdiniz. Sonucunda nasıl bir geri dönüş aldınız? Şimdi hani CHP'nin sosyal demokratlığını bir kere sorgulamak gerekiyor ve ana muhalefet partisi olmasını da aslında sorgulamak gerekiyor. Bugün belki de Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda en büyük payı olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Hani referandum döneminde evet hayırlar evetlerden daha fazlaydı. Belki de hani biz HDP olarak da en büyük yanlışı o zaman yaptık. Sokağı örgütleyemediğimiz için belki de bugün işte bu usulsüzlüklere işte yasal kılıflar arayan bir iktidar var karşımızda. Çünkü o dönem yapılanlara hepimiz göz yumduk. Referandumdan önce 7 Haziran seçimleri önemliydi. 7 Haziran seçimlerinde aynı akşam aslında 7 Haziran akşamı bir erken seçim kararı alındı. Yani biz bunu sonradan duyduk. Çünkü 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin özellikle elde etmiş olduğu başarı AKP'yi rahatsız etti. Ve ilk darbe, bence ilk darbe 7 Haziran seçimlerine yapıldı. 1 Kasım tarihinde yapılan seçim kararı 7 Haziran akşamı alındı ve 1 Kasım tarihine kadarki süreç içerisinde de her türlü işte usulsüzlük yapıldı, haksızlık yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi, insanlar öldürüldü vesaire. Bütün bunlarda biz ilk tepkimizi belki de 7 Haziran seçimlerini işte bitirip 1 Kasım'da tekrar seçim kararı alan iktidara karşı vermedik, veremedik. En büyük eksikliğimiz bu. Ben bunun öz eleştirisini veriyorum buradan. Eğer o gün 7 Haziran seçimlerine sahip çıkmış olsaydık, onun arkasında 1 Kasım tarihinde seçimler yapılmayacaktı ve referandumda da AKP hükümeti evet oylarını hayırın önüne geçiremeyecekti. Bu kadar önemli. O yüzden ben hani CHP'nin elbette ki bundan sonraki süreç açısından yapması gereken çok şey olduğunu ifade etmek isterim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hani savaş tezkerelerine bir kere mecliste evet diyen bir parti. Hani milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet diyen bir parti. Demokratikleşme alanında çok muhalefet yapan bir parti değil Cumhuriyet Halk Partisi. Çözüm sürecini hatırlayalım. Şimdi çözüm sürecinde her şeyin şeffaf olması gerektiğini ifade eden ve bu sorunun mecliste çözülmesini isteyen bir parti mecliste kurulan komisyona bir üye bile vermedi yani. Şimdi böyle bir CHP'den bahsediyoruz. O yüzden CHP bundan sonra ne yapar? İşte söylemin dışında çok fazla bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Evet, Kılıçdaroğlu konuşur, konuşuyor da. Ancak pratik anlamda yapması gereken çok şey varken bunların hiçbirini yapamayan bir CHP var. Ben CHP içerisinde de büyük bir karışıklığın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Evet, yani kendi içlerinde bile bir çatışma var. Bu çatışmanın Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine, genel seçimlere, yerel seçimlere nasıl yansıyacağı da malum. Dolayısıyla CHP öncelikli olarak kendi içinde bir düzeltme yapması lazım ama aynı zamanda demokratikleşme ve Kürt sorunu üzerinden bence pratik bir şeyleri artık gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar soruma döneyim. CHP ile bir halkın barışçıl hareket yapması konusunda bir haber gönderdiğinizi ama bunun reddedildiğini anlıyorum bu ifadelerinizle. Yani önceki dönem hani ben o zaman milletvekiliydim ama hani genel merkezde olmadığım için kim götürdü, kim yaptı onu çok bilmiyorum açıkçası ama CHP'nin bizimle hani alttan temasları her zaman olmuştur. Diyalog içerisinde olduğumuz milletvekilleri elbette ki var mecliste de, meclis dışında da bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat her seferinde onlara da şunu söylüyoruz. Meseleler sadece hukuk çerçevesinde değil, toplumsal muhalefeti örgütleyerek gelişecek olan... Yani AYM'ye başvurmakla bu iş biraz olmuyor. Olmuyor. Yani AYM zaten bugün kendi içtihatını bile uygulayamayan bir kurum haline geldi. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de işte çok önemli bir kurum ama... kendi içtihatını bugün ne yazık ki uygulayamıyor. Yani CHP sadece yasaları AYM'ye götürmekle bu işin içerisinden çıkacak bir durumda olmamalıdır. AYM'nin bir fonksiyonu yok artık Türkiye'de. Çünkü tamamıyla saraya bağlı ve AKP hükümetinin vermiş olduğu kararların dışına çıkan bir AYM yok. İstediğiniz kadar götürün. 100 milletvekilinin imzasıyla her yasayı götürebilir ama oradan bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla AYM dışında hem mecliste işte HDP var çünkü parlamentonun üçüncü büyük partisiyiz. CHP bizimle birlikte mecliste de muhalefet yapmaktan kaçınıyor. Bırakın dışarıda bir araya gelmekten, yan yana gözükmekten bundan zaten kaçınan bir parti ama muhalefet yaparken de buna dikkat ederek yapıyor. Çünkü çıkarılan yasalarda işte örneğin milletvekillerinin dokunulmazlığı meselesinde CHP evet kullanmak zorunda değildi. Onun dışında Kürt meselesinde ya da çıkacak olan uyum yasalarında bütün bunlarda HDP ile birlikte muhalefet yapmanın aslında yol ve yöntemleri aranmalı. Fakat şu anda öyle bir CHP yok karşımızda. Peki o zaman... HDP konusunda da belki bir öz eleştiri meselesi konuşabiliriz. Evet, dokunulmazlıklar konusunda çok hata. 16 Nisan'ı hep eleştiriyoruz. Peki geçmişe dönüp baktığımızda mesela sosyalist çevreleri, muhaliflerin HDP'de eleştirdiği durumlar da var. Kafamızda bir gezi direnişi var. İşte Sayın Selahattin Demirtaş'ın bir cumhurbaşkanını alkışlama meselesi var. Ve evet barış süreciydi ama AKP ile ilişkilerde çok fazla ortaklık gibi görünen ve muhalefeti rahatsız eden bir tutum var. Bunlar öz eleştiri gerektiriyor mu? Yoksa bir dönem siyasetin yolu bu mudur dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani iktidarda olan bir parti AKP olduğu için mecburen yürütülen bir dönem olarak bakmak lazım. Hani barış ve müzakere sürecini muhtemelen kastediyorsunuz. Her seferinde devletle yürütülür bu süreç dediniz. Yani devletle yürütülür ama aynı zamanda iktidar olan bir partinin de sürecin içerisinde olması gereken bir dönem. Sonuçta yasaları parlamentoda çıkaran ve bu yasalar çerçevesinde çözüm sürecini geliştirmeye çalışan bir parti. AKP olmasa başka bir parti olsaydı aynı şekilde yürürdü. Yani çözüm sürecinde bizim AKP ile herhangi bir ortaklığımız yok. Yoktu da. Dolayısıyla orada aslında devletle yürütülen bir müzakere süreci vardı. HDP ve AKP burada bir rol üstlendiler. HDP'nin rolü farklıydı. AKP'nin rolü farklıydı. Biz HDP olarak siyasi bir heyettik elbette ki. Ve Kürt halkını temsilen özellikle bu heyetin içerisinde
olan ve süreci yürütmeye çalışan bir parti olarak konumlandık. Adımızı işte postacı koydular, mektup getiren götüren koydular ama sonuçta 3 yıllık yürüttüğümüz bir süreçti. AKP'nin rolü çok daha farklıydı. AKP de elbette ki işte görüşmeleri sağlayan ve bu görüşmeler çerçevesinde bir çözüm yasası çıkarılmasına vesile olan ama sonunda süreci bitiren bir taraf da oldu. Kısacası şunu ifade etmek isterim. İktidarda olan bir partinin rolü neyse AKP onu yaptı. HDP bu süreç içerisinde kendi üzerine düşen rol ve misyonu oynadı. Biz HDP olarak elbette ki barışı savunan bir parti, demokratikleşmeyi savunan bir parti, Kürt sorununu savunan bir parti ve Kürt sorununun çözümünden yana olan bir parti olarak bize biçilen rolü, bize verilen misyonu yerine getirmeye çalıştık. Ve o 3 yıllık dönem içerisinde tek kazanımımız oldu. Ne oldu? İnsanlar yaşamını ölmedi, yitirmedi. Evet, insanlar evet. Ölmedi. Hiç kimsenin evinin önüne tabut gitmedi. Bu bizim için büyük bir kazanımdı. Fakat keşke devam etseydi. Ve devam etmiş olsaydı bugün Türkiye bu noktada olmayacaktı. Devam etmiş olsaydı Türkiye'deki askeri darbeden tutalım, 15 Temmuz darbesinden tutalım, bugün Afrin meselesine kadar hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Ve çözüm sürecinin bitirilmesiyle birlikte aslında barış mahkum edildi. Barış dönemi mahkum edildi ve barış sürecinde rol alan insanlar mahkum edilmeye çalışıldı. Bunlardan bir tanesi de sevgili İdris Paluken'di. Yani İdris Paluken çözüm sürecinde evet çok aktif rol alan, bizimle birlikte İmralı'ya gelen, Kandil'de KCK yetkilileriyle görüşen, devletle temasta olan, AKP hükümetiyle görüşen bir milletvekiliydi. Fakat bugün 18 yıl gibi çok büyük ve ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Bu şu anlama geliyor elbette ki. Barış ve müzakere süreci de mahkum edildi. Barış ve müzakere sürecinde rol oynayanlar da mahkum edildi. Sayın Öcalan da bunlardan bir tanesi. Yani Sayın Öcalan bugün ağırlaştırılmış bir tecritle karşı karşıya ve biz en son işte Nisan ayında görüştük. 2015 Nisan ayında görüştük. Ondan sonra kendisiyle bir görüşme gerçekleşmedi ve şu anda biz Sayın Öcalan'ın sağlığından, güvenliğinden elbette ki kaygı duyuyoruz ve bu kaygımızın da hükümet tarafından da devlet tarafından bilinmesi gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Barış ve müzakere süreci mahkum edilirken o süreç içerisinde görev yapanlar ya da rol alanlar bir şekilde hükümet tarafından da mahkum edildi. Bu Türkiye'nin ne yazık ki zararına olan bir şey oldu. Peki tam da çözüm sürecinin bitirilişiyle ilgili bir soru soracağım. Aslında iki sorum kalmıştı. Süremiz kalmadığı için iki soruyu birleştirerek peki sormaya çalışacağım. Şimdi tabii bu Ceylan Pınar meselesi çok önemli. Çözüm sürecinin bitirilmesinde ve öncesinde Suruç bir şeyler geliyor yani. Evet. Bunu sormak istiyorum. Biraz açmanızı isterim. Siz ne hissediyorsunuz? Elinizde ilginç notlar, bilgiler var mı? Bir ikincisi de şunu söylüyorsunuz. 15 Temmuz'dan çok önce AKP'ye eğer çözüm süreci biterse darbe dinamikleri devreye girer dediğinizi ifade ediyorsunuz. Bunu neye dayanarak söylediniz birincisi ve bundan sonra çözüm süreci olmadığına göre, barış görüşmeleri devam etmediğine göre Türkiye'yi sizce nasıl riskler bekliyor? Toparlayabildim galiba iki soruyu. Evet, ikisine birden cevap vereceğim zaten. Şöyle söyleyeyim. Yani Ceylan Pınar meselesi elbette ki çözüm sürecini bitirmek için kullanılan bir fırsat olarak değerlendirildi AKP hükümeti tarafından. Çünkü Ceylan Pınar'da katledilen insanlar, öldürülen insanlar kim tarafından öldürüldü bu bilinmiyor. O süreçte açılan davalarda
tutuklanan insanlar evet beraat ettiler birkaç gün önce. Biz o zaman da hani mecliste özellikle Ceylan Pınar olayının araştırılması yönünde araştırma önergesi verdik genel kurulda ve bu AKP hükümeti tarafından reddedildi. Şöyle söyleyeyim, Sayın Öcalan'la yaptığımız görüşmede ki her görüşmede ifade edilen şöyle bir şey vardı. Yani bu sorun eğer çözülmezse Türkiye'yi çok büyük tehlikelerin beklediği yönünde yapılan değerlendirmeler vardı. Ve bu değerlendirmeler sadece bize söylenmiyordu. Orada devleti temsilen heyette olan insanlar, özellikle tutanak tutan, işte görüşmeye katılan insanlar da var. Ve devletin kayıtlarında olan o görüşmelerde Sayın Öcalan'ın uyarıları çok önemliydi. Ve bu sorun çözülmezse darbe mekaniğinin devreye gireceği yönündeki açıklamayı özellikle her seferinde hem devlet yetkililerine hem de hükümet yetkililerine ifade etmemize rağmen bu süreç bir şekilde bitirildi. Ve bunun arkasından hemen aslında darbe mekaniğinin nasıl devreye girdiğini de görebiliriz. Dolayısıyla Türkiye şu anda birçok tehlikeyle karşı karşıya ki bunun içerisinde darbe de olmak üzere. Çünkü, neler bu tehlikeler? Çünkü sorun hala çözülmedi. Sorun kangrenleşen bir sorun haline geldi ve içinden çıkılmaz bir durum aldı. Ve bugün eğer Türkiye gerçekten bu sorunu çözme yönünde bir politika geliştirmeyecekse bir kere AKP hükümeti gidici. Yani onlar açısından söylüyorum. Bu artık AKP'nin bitişi demek. Yine Türkiye açısından, Türkiye toplumunun geleceği açısından da işte çok karanlık bir ülke haline geliyor çünkü Türkiye gittikçe. Riskli ve kaosa açık. Evet, kaosa çok açık çünkü insanlar artık ellerine silah almış. İşte duyuyoruz Sadat adı altında evet, örgütlenen. Çok haber yapıyorum. Evet, örgütlenen ve silahlanan. 150 bin silah kayıp. Silahlanan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar büyük tehlikeler. Yine dış politika açısından da ifade etmek gerekiyor. Hani Afrin'den sonra Minbiç'e gireceğiz, Minbiç'ten çıkacağız, başka bir yere gireceğiz. Söylemi de çok tehlikeli bir söylem. Çünkü başka ülkelerin topraklarında Türk askerlerinin işi yok. Yani başka bir ülkeye bayrak dikmek Türkiye'nin meselesi değil. Suriye'de Afrin başta olmak üzere orada yaşayan halklar kendi işte geleceklerini, kendi yaşamlarını bir düzene oturtmuş ve barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu yerlerde AKP hükümeti işte bu savaş politikaları ve Türkiye'nin gelecekte karşılaşacağı riskleri ne yazık ki görmeden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden bence Türkiye'yi bekleyen en önemli meseleler ya da Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlikelerden birkaç tanesini sıralarsak eğer birincisi kaosun. Özellikle çok işte yaygın olarak insanlar artık evlerinden çıkmaya korkuyorlar. İnsanlar sokakta söz söylemeye çekiniyorlar. İnsanlar artık sosyal medya üzerinden tweet bile atamıyorlar. Bu birinci mesele. Kriz meselesi önemli. Yani bugün Türkiye ekonomisini sıfırın altına vurmuş bir ülke, ekonomik anlamda da batmış bir ülke, böylesi bir tehlike de var ve bu tehlike tüm Türkiye halklarını ilgilendiren bir tehlike. O yüzden ben hani Türkiye'nin ve AKP hükümetinin öncelikli olarak savaş politikalarından barış politikalarına ama aynı zamanda demokratikleşme, Kürt sorunu ve müzakere sürecinin tekrar başlaması, Sayın Öcalan'ın devreye girerek bu sürecin tekrar başlatılmasının bir çıkış yolu olarak görüyorum. Bu çıkışı gerçekleştirmeyen bir Türkiye işte önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki aylarda, yıllarda çok farklı bir Türkiye olacaktır. Bu tehlikeyi herkesin görmesi lazım bence. Tehlike büyük. Büyük bir tehlike var ve bu büyük tehlikenin herkes farkında olması lazım. Yoksa gerçekten Türkiye bir uçurumun kenarına gelmiş, düşmeye hazır bir ülke olarak da görülebilir. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok değerli şeyler söylediniz. Ben teşekkür ederim. İzleyiciler de eminim ki ilgiyle takip ettiler. Teşekkürler. Bu haftalık da Haber Peşinde'den bu kadar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.
İyi akşamlar.